Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı bölgelere gitti. Orada hasar gören yerleri tek tek inceledi. Selzedelerin sorunlarını dinledi Bakan Soylu ve hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz da mağdur olanların zararlarının karşılanacağını söyledi. Afette zarar gören köprünün hasar gören ayaklarına rağmen karşıya geçti, selzedelerin taleplerini dinledi. Engelleyecek tüm tedbirleri aldık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Karabük'ün Yenici ilçesindeydi. Karayı gördük, hakikaten böyle bir şey şu selde yok. Yani yaklaşık 700 civarında evi su bastı ama yukarıda 4 tane ev, ikisi tamamen, birisi yıkılmış, birisi yan yatmış. Bu yeni vilayette böyle bir tablo yok. Sel nedeniyle hasar gören bölgeleri tek tek inceledi. Şu soru hep sorulurdu. Nerede bu devlet diye. Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya, hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nerede bu devlet dedirtmiyoruz. Çünkü vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var belki de. Zor gününde, zor zamanında. Orada olmaya çalışıyoruz. Karabük'ünde aralarında bulunduğu 7 il afet bölgesi ilan edildi. Bakan Soylu mağdur olan selzedelerin zararlarının karşılanacağını söyledi. İkinci gün dolmadan, hiçbir şey görmeden sadece evlere su basan vatandaşlarımıza 3 bin lira, iş yerleri su basan vatandaşlarımıza da 5 bin az çok. Daha sonra zarar tazmini ne olduğu belirli olacak. Ona göre de onlara destek ve katkı koyacağız. Esnafı da ziyaret etti. Hem Almanya'da hem de Türkiye'de sel afeti yaşayan gurbetçi Abdullah İnam'ın sözlerine kulak verdi. Almanya'da evet. Devletin hiçbir desteği yok. Söylediği bir tek söz var. Sigortanız var gidin. Aynen. Sigortadan alın. Sigortanızı yaptırın. Ondan sonra sigorta da geliyor. Ekspert tutuyor. Ondan sonra bu bir seneye yakın sürüyor. O ara elektriğiniz yok, suyunuz yok. Allah razı olsun sizden.